Evet, Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün Erdoğan başkanlığında toplantıda 15 bini bulan vaka sayılarını masaya yatırdı. Erdoğan toplantı sonrası açıklamasında kimi illerimizdeki nispi vaka yükselişine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarının sınırlı şekilde yansıması sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz dedi. Ve şehirlerde sınıflandırmalara göre mevcut uygulamaların bir süre daha sürdürüleceğini ifade eden Erdoğan, milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati göstermediğini düşünüyorum. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamanın ve karantinanın gelmesi kaçınılmaz olur. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum dedi ve kısa çalışma ödeneğinde Mart sonunda biteceğini söyledi. Yani iki tane başlık var Cumhurbaşkanı'nda. Bir kere kısa çalışma ödeneğinin Mart sonunda biteceğinin altını çiziyor ki rica ediyordu herkes kısa çalışma ödeneği Mart sonunda bitmesin, yıl sonuna kadar devam etsin diyorlardı. Ama onun biteceğinin altını çizdi kesin olarak Cumhurbaşkanı. İkincisi, biraz daha otokontrole gerek var. İnsanlar kendini kontrol etsin. Tamam, yeni kısıtlamaların kalkmasının heyecanıyla biraz diyor riayet etmemiş olabiliriz bazı şeyler ama biraz daha dikkatli olmamızda fayda var diyor. Hemen dönüyorum Osman. Osman Hocam buyurun, söz sizde efendim. Bu toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yeni bir şey söylemiş gözükmüyor. Hani dikkatimi çeken aslında bir süredir izliyorduk, tahmin ediyorduk. Umudu önemli ölçüde yerli aşı, Türkiye'de üretilecek aşıya bağlamış gözüküyor Cumhurbaşkanı. Çünkü öyle söyledi değil mi? Yerli aşı üretilene kadar yurt dışından aşı temin edeceğiz diye. Orada da aksaklık olduğu açık gözüküyor. Sağlık Bakanı işte Mayıs sonuna kadar bitireceğiz demişti. Şimdi hani inşallah sonbaharda falan diyor. Doğrusu bu arada vakalar artmaya başladı, sayılar artmaya başladı. Bunlar ne yazık ki önümüzdeki günlerde ölüm sayılarının da artacağını gösteriyor. Çünkü vaka artar artmaz olmuyor. Bugün biz gene bir doktor arkadaşımızı kaybettik mesela. Başınız sağ olsun hocam. Sağ olun. Tablo iyi gözükmüyor Nilgün Hanım. Peki şunu soracağım size. Şu durumda bir tarafta bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dün sabah saatlerinde Kocaeli'nde Gençlik Kongresi'ndeydi. Lebalep doluydu gene kongre. Bir gün önce yine Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin cenaze töreni vardı. Birçok vatandaş... Sağlık Bakanı da Sağlık oradaydı bir Bakanı ara. oradaydı ki Sağlık Bakanı daha önce de bu konudan dolayı ciddi bir şekilde de özür dilemişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Ya şimdi bir kez biz en baştan beri şunu söyledik. Salgın yönetiminde aslında birinci faktör yani kapandı kapanmadı şu tedbiri aldınız bu tedbiri aşı geldi yapabildiniz yapamadınız. Bütün bunlardan önce birinci faktör güven. O süreci yöneten insanların topluma güven vermesi lazım. Siz Evet. topluma güven vermezseniz ne yaparsanız yapın yani inandıramazsınız o zaman. Şimdi bunlar toplumun bütün güvenini kaldıran şeyler. Üstelik de artık gerçekten salgını fırsata çevirip siyaseten kullanma bu. Yani baronun kongresini erteliyorsunuz, aylardır yapılamıyor. Biz bir yerde toplanıyoruz, üstelik de çok komik oluyor. Böyle bir basın açıklaması yapacağız, polis bize geliyor, şey diyor, Covid var burada toplanamazsınız falan. Sanki ondan öğreneceğiz Covid falan. Öte yandan da burada kongreler yapıyor. Yani siyaseten kullanıyor. Bunlar bu durumda sonra da çıkıp ya vatandaş niye maske takmıyor diye kimsenin şikayet etmeye falan hakkı yok. Ne Ama yazık ki bu çok kötü salgın yönetiminin bir parçası bu da. hocam ama Buyurun. sokaktaki yani maske takmayan ya da işte tabii ki mesafeye dikkat etmeyen vatandaşa da ceza kesiliyor. Tabii şöyle söyleyeyim Nilgün Hanım. Şimdi bir senedir bunu bütün dünya yaşıyor ve Evet. gerçekten zor. Yani evlerimize kapandık. Akşamları çıkamıyoruz. Hele yaşlılarımız için bir zulme dönüştü. Evet. Filan sürekli Herkes maske için takmak. zor. Evet. Herkes için zor bakın. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi dünyadaki ülkelere baktığımız zaman Türkiye toplumunun aslında kurallara uyma konusunda daha hele hele maske takma konusundaki duyarlılığı oldukça yüksek. Doğru. Amerika'da, Brezilya'da, Almanya'da hele özellikle de yani hatta takdir ederek söyleyeyim oraların mesela sağcıları sokaklara çıkıyor maskeyi atıp bizim hani sağcılarımız da mesela öyle bir gösteri Türkiye'de olmadı. Evet. Yani bu Olmasın, karantina olmasın da zaten. olmasın olmasın tabii zaten. Hani şeyi söyleyeyim bu karantina her zaman zordur. Osmanlı'da çok yoğun karantina isyanları vardır falan. Evet. Yani toplumun uyumu bence iyi.
Mutlaka evet. ekstrem örnekler var. Doğal olarak basında onlar yansıyor. Ama toplumun uyumu çok yüksek. Ama siyasetçi bunu yaparsa bütün güveni yok ediyor tabii. Yani neye de Sağlık Bakanı gerçekten hani geçen sefer dedi ki benim haberim yoktu. Nasıl bir şey yani? Özür orada diledi. Gitmişti. evet. Yani o özürün de samimi olmadığı açık diyor. Yani gidiyor cenazeye giderken sormuyor mu bakalım burada kaç kişi olacak? Bak tedbirler var falan. Ya da gitti orada gördü kalabalığı çıkamadı mı? Arada kaldı falan sıkıştı. Öyle bir şey yoktu zaten. Peki sorma, yine sorma yetkisi var mı acaba? Ya da... O Sağlık Bakanı cevap versin. Her akşam televizyona o çıkınca biz de herhalde yetkili olur diye düşünüyoruz. Ama sorumlusu haklı. Gene de Sağlık Bakanı cevap versin. Peki hocam gelelim aşı meselesine. Şimdi biliyorsunuz birçok kişi sağlıkçılar sizler aşınızı oldunuz herhalde. Evet. Ne güzel. Şimdi 65 yaş üstü hatta 60 yaş üstüne de bazı kişilere de yapılıyor bu aşı. O da tamamlanma durumunda. Öğretmenlere başladı falan falan. Fakat deniliyor ki bu aşının zaten koruyuculuğu 6 ay bir süre 2 doz aşı yapıldıktan sonra. Şimdi bu 6 ayda biz %50 ya da %60'ı aşılayamazsak bu aşı olan insanlar aşı oldum diye güven mi duyacak? Ne yapacak? Şimdi 6 ay diye kesin bir şey yok. Çünkü bakın zaten COVID-19 dediğimiz hani 1 yıllık bir hastalık. Evet. Onlar daha çok tahminler üzerinden. Hı-hı. Çünkü aslında hele aşı gibi şeylerin zaten çok uzun süre normalde çok uzun süre argesi devam eder ve ondan sonra da aslında onun gerçek tablo yaygın uygulandıktan sonra ortaya çıkar. Yani dünyada da henüz bu kadar yaygın uygulandı. Yan etkisi, koruyuculuğu. Yani şu an mesela esas itibariyle gözüken işte bu aşıların hemen hepsinin, bu arada AstraZeneca'nın aşısıyla ilgili bir sıkıntılar çıkmaya başladı. Evet, evet. Ama İngiltere aşısı. Genel olarak şöyle gözüküyor. Ağır hastalıktan koruyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani grip, ama grip de mesela influenza'da bildiğimiz işte bir sene sonra çünkü onun suçu değişiyor, mutasyon oluyor falan etkili olmuyor. Burada bilmiyoruz. Bazı aşılar ömür boyudur yani kızamık olur. İki evet, dozu evet. ömür boyu şeysiz. Evet, o yüzden evet. onları bilmiyoruz ama onun içinde toplumun yani yapılan hesaplar %65-70'inin aşılanması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var, hani kelime oyunu gibi gelecek ama salgını durduracak olan aşı değildir, aşılamadır. Ben oldum, aşı beni koruyor ama size bir faydası yok bunun. Evet. Ya da siz olsanız size faydası var. Eğer biz bu salgını durdurmaz ben oldum diye salgın niye dursun? Evet. Ama %65-70'ini aşılayabilirsek o zaman salgını tamamen yok edebilirsek bile hızını düşürürüz. Şimdi bakıyoruz tamam baştan güzel oldu sağlıkçılar zaten hepsi bir sağlık kurumunda hemen hemen. Hı-hı. Hepsinin kaydı var, hepsinin aşı bilinci var falan hızlı bir şekilde yapıldı ama sonra... İş aksamaya başladı ve dediğim gibi sonbahara kadar beklemek ne demek? Ondan sonra işte hani sizin o söylediğiniz senaryo gibi olacaksa yani bu seneye bir mutasyona uğrayacak ve bu aşının koruyuculuğu ortadan kalkacak sene olacak. Hadi sil baştan zaman, yeni başlayacağız o zaman. Tabii. Ya böyle bir ihtimal her zaman için var ama hani en azından şu an hızlı bir şekilde aşılamayı, yaygın ve etkili aşılamayı yapıp korumamız gerekiyor. Orada gözüktüğü kadarıyla yapamıyorlar yani öyle buralardan başarı hikayesi çıkarmaya falan çalışıyorlar. Bir siyasi parti, bir siyasi iktidar gerçekten herhangi bir konuda bu salgındır, başka bir şeydir. Başarılı bir politik yürütür, toplumun önüne çıkar, bakın ben sizi başarılı oldum, sizi korudum falan bunu der anlarım. Ama hem bu kadar başarısız olup hem de başarı hikayesi çıkarmaya falan çalışmasın kimse işte. Zaten daha önce de gördük. 3-5 tane maskeyi dağıtmayı beceremediler. Şimdi aşıda da ne yazık ki bunu yaşıyoruz ve gerçekten üzülüyoruz. Yani ölenler can, hepsi bizim insanımız çok, yani. Çok hepsi, kıymetli. Hepsi çok bir hayat. Tabii hepsi bir hayat aslında. Biz orada alıştık biraz da turkuaz tabloda görünce falan sadece sayı olarak bakıyoruz. Ama sonra bir yakınımız öldüğünde aslında o zaman hissediyoruz. Ne olduğunu ya anlıyorsun. Aslında bütün ölenler... Böyleydi filan diyoruz. Yani her evet. biri bir acı, her biri bir eş, çocuk, ebeveyn, evet. anne, evet. baba. Evet. Ve ne yazık ki bu politikalar nedeniyle ölüyor insanlar. Yani biz şunu söylüyoruz. 1 Mart'ta pandeminin birinci yılında işte basın açıklaması yaptık. Dedik ki bizi öldüren sadece o 0-125 mikron çapında bir virüs değil. Bizi öldüren bu politikalar. Evet. Şimdi...
bir sorum var hemen size. Biraz önce siz de bahsettiniz bu AstraZeneca aşısından, yani İngiltere'nin üretmiş olduğu aşıdan bahsediyoruz. Avrupa'da bir sıkıntı oluştu bununla ilgili. Biliyorsunuz Almanya ile İngiltere arasında falan. Bu bizi nasıl etkiler, ne kadar etkiler? Gerçi biz o aşıları pek almıyoruz ama yani şu anda onlara ulaşma şansımız çok yok ama yine bir ikinci sorum da şu olacak. Bilim kurulu üyelerinin tavsiyeleri neler? Bilim kuruluyla devlet, yani hükümet ve bu işi yürütenler uyumlu çalışabiliyor mu? Şimdi aşıyla ilgili şöyle söyleyeyim Nilgül Hanım. Bu tür tartışmalar olacak. Olacak. Hı-hı. Yani ilk başta mesela ilk aşılama başladığında aşıya bağlı ölüm filan kuzey ülkelerindeydi filan. Ama sonra onların öyle olmadığı çıktı. Şimdi burada da ben hani ayrıntılı bilmiyorum, o yüzden net bir şey söyleyemem ama AstraZeneca aşısının bir takım yan etkiler yaptığına dair bazı bulgular gözüküyor. O nedenle bir değerlendirme sürecinde ve geri gözükmesi çekildi hemen, ama hani tamamen iptal edilmiş değil. Yani ortada bir risk varsa siz durdurursunuz onu, bakarsınız tekrardan o güvenlik önlemlerine bakarsınız. Yani yarın uygulanmayacak diye bir şey yok. Ama bu tür temkinli olmak gerekiyor. Doğru. Yani o yüzden hani yarın da bakarız. Yani bu çalışması yapıldı. Çünkü şöyledir, hani uygulanıyor. Bir takım hastalarda böyle bir şey, sıkıntılar olduğu gözüküyor. Ama aşıya mı bağlı, hastanın başka hastalığı var, ona mı bağlı kişinin, başka bir uygulamaya mı bağlı falan, bunların bilimsel çalışmaları var, yöntemleri var. Onlar yapılır. Sonuçta evet, yani bu aşı böyle yan etki yapıyor, bu tehlikeli, bunun kaldıralım denir ya da yok, hayır, yani böyle bir şey yok. O gözlem gerçeği yansıtmıyor. Başka faktörler var işin içinde denir falan. Dediğim gibi biz bu tartışmaları çok yaşayacağız. Yani doğallığında yaşayacağız. İşte doğallığı bu. Öyle bir şeyi yok. Ama hani temkinli olacağız, bakacağız, gözeteceğiz. Burada işte, burada en çok bilime ihtiyacımız var. Bilime güveneceğiz. Evet. Hani bilim bize yol gösterecek. Onu da söyleyeyim, bilim yanılmaz değil, tam tersi, zaten yanılmaz olan dogmadır. Bilim yanılır, tartışır, şey yapar ama düzeltir, kendi içinde düzeltir. Bir grup bilim insanı şunu söyler, bir grup onu söyler, tartışır ama bize hakikaten hayatta bize yol gösterici olan bilimdir, yani en kıymetlisi bilimdir, onlara bakacak. Evet. Şimdi bilim kurulu ile ilgili ben çok şey söylemek istemiyorum çünkü gerçekten hani şöyle bir şey... Bir bilim kurulu oluşturulmasını baştan itibaren biz de takdir ettik. O bilim kurulu da hani en azından bu AKP iktidarının işte alışkın olduğumuz hani böyle kendi çevresinden oluşturan, genellikle bu işleri öyle yapıyor. Öyle oluşturmadı. Gerçekten de çok değerli bilim insanları da vardı falan. Bunları takdir ettik ama... Şunu da eleştirdik ve giderek daha haklı olduğumuz gözüküyor. Bir bilim kurulu var ama bilim kurulunun bir sözcüsü yok. Bilim kurulunun bir kararları ortada yok. Hatta bilim kurulunun tam bir listesini bile arasanız bulamıyorsunuz. Bilim kurulunun sözcüsü olarak Sağlık Bakanı görünüyor. Evet, şimdi o olmaz ama. O olmaz. Yani o zaman o siyaset bilimin üzerine çökmüş ve onu yönetiyor denir. Ya da bilim kurulunun bazı üyeleri bir takım yerlerde bir takım beyanatlar veriyor. Şunu biliyorum, hani benim çok yakın arkadaşım da var bilim kurulunda, tanıdıklarım var. Gerçekten o arkadaşlar şu duyguyla hareket ediyor. Biz ne kadar faydalı olabilirsek o kadar faydalı olalım. Yoksa muhtemelen bu işler bir şekilde geçtiğinde o bilim kurulunda hikayesi yazılacak, onlar da konuşacak. Hani ben hiçbirinin içine bütün bu yapılanların sindiğini düşünmüyorum ama gerçekten hekim olarak şu duygu bizde güçlüdür yani. Ya ben bir insanın da canını kurtarabilsem ne kadar iyi olur. Ama öte yandan da bilimin de bu kadar yıpratılmasına izin vermemek gerekiyor. Yani yaşadık işte 10 Nisan gece 22 İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Bilim kurulunun tavsiyesiyle 2 saat sonra sokağa çıkma yasağı. Ya bilim kurulu size 2 saat sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi dedi. Yani bilim kurulu böyle, bilim zaten böyle çalışmaz. Önüne alır verileri, yapar, eder, bakar, bilim, şey yapar. Bilim bir şeyleri ortaya koyar. Siyasetçi uygular. Evet, ne yazık ki o süreç öyle yürümüyor. Hani arkadaşlarımızın bütün iyi niyetinin ötesinde bilim kurulu bu yanlış politikaları örtmek için siyasi
mekanizması tarafından kullanıldığını görüyoruz. Buna da üzülüyoruz tabii. Evet, gerçekten öyle. Hocam bir şey daha soracağım. Buyurun. Şimdi biraz önce dediniz ki maske konusunda çok sıkıntı yaşadı. Yanlış adımlar atıldı. Şimdi önce maskeyi eczaneden bile alamıyorduk. Yok efendim bir kod geliyordu. Gidiyorsunuz eczaneden alayım mı almayayım mı falan filandı. Ama şimdi... ilk başta pardon sözünüzü kesiyorum. Önce E-Devlet'ten girip PTT'den evet, alacaktık. Evet, O olmadı. Evet. Eczaneden alacaktık. Evet, O olmadı şimdi. evet. Ben en son Buyurun. eczane kısmına yetiştim. Doğru, buyurun. Şimdi bu arada benim oğlum doktor olduğu için evde biraz maske vardı bende. Onlarla idare ettim. Siz şanslı vatandaşlardansınız. ama fark etmiyor yani şimdi yanımızda Tabii olmadığı canım, için. tabii. Neyse şunu söyleyeyim efendim. Şimdi sonra ne oldu? Maskeyi şimdi herkes istediği gibi ulaşabiliyor alıyor. Aşı da böyle mi olacak gelecek günlerde? Yok, aşı için çok öyle olacağını düşünmüyorum. Yani bir kere aşının zaten zorunlu olarak devlet tarafından yaygın yapılması gerekiyor. Ha, şu olabilir yani bu aşı çeşitlendiği zaman bu tür şeyler belki gündeme gelecek ama doğru değil. Yani burada bir herkesin zaten en etkili, en bilimsel olarak en kanıtlanmış aşıyı olma hakkı var. Ama dediğim gibi burada mesela işte bu süreç yönetiminin başarısızlıklarını gösteriyor. Bakın o maske zamanında da bir söyledik. Yani Türkiye, inanın başka bir ülkeyi anlarım ama Türkiye tekstil cenneti. Her birimizin mahallesinde tekstil atölyesi var. Maske dediğinizde 3 kuruşluk şey. Maske dediğimizde hani kostüm değil bilmem başka bir tekstil ürün değil. 3 kuruşluk bir şey. Mahalle arasında 2 tane makine attığınızda maske üretiyorsunuz zaten. Hani zaten öyle çok karmaşık bir teknolojisi yok, bir şey yok falan. Yapamadılar. Daha o günden diyeceklerdi ki bütün tekstil atölyeleri zaten herkes Maske üretsin. kapanıyor. Evet zaten fabrikaların çoğu kapandı. Herkes maske üretecek ve baştan beri söylüyoruz. Türkiye vatandaşına baştan itibaren ücretsiz olarak hani vatandaşı maskeye boğarsın bu ülkede. Gerçekten bu zor bir şey değil. Hakikaten. Nitekim gör o zaman 152 aslında biz o maskeleri hekim olarak kullanıyoruz. Ve bu pandemiden önce işte kutusu 15 liraydı, 20 liraydı 50'lik kutu. Birdenbire 150-200'e çıktı. O da bulunmadı. El altından maske aldık. Maske satışı nasıl yasaklanır? Böyle bir şey olabilir mi? Biliyorum fiyatlarını. Öğrenciyken bile diyorum ya oğlum doktorken Tabii tabii öğrenciyken tabii. bile gidiyordu bir kutu alıyordu. 10-15 lira. Anne bana bir kutu maske al alıyordum. O Tabii acilde tabii. falan kullanıyordu onları. Oradan Tabii vardı tabii. benim evimde de. Yani gidip de hastaneden alıp eve Tabii maske getirme doğru. falan yok. Öyle Hayır bir şey şöyle yok. söyleyeyim ben. Hayır el altından aldık. Ya böyle bir şey olabilir mi? Gizli gizli maske aldık. Maske nedir? Uyuşturucu mu el altından satılsın? Niye satılsın? İlgili adam. Böyle bir şey olabilir mi Peki yani? hocam. Peki hocam hemen hızlı hızlı bir Buyurun. şey daha soracağım. Bu aşılar biz Çin aşısını oluyoruz ve şunu da biliyorum ki geleneksel aşı bana göre ben bilim insanı değilim sizlere saygım sonsuz. Ama benim mantığıma göre geleneksel aşı en doğru aşıdır diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz hangi aşı? Ya bu mantığınızı yani böyle düşünülebilir. Ama öte yandan hani diğerleri de teknikleri farklı olduğu için daha üstün olabilir. Bunları henüz bilmiyoruz Nilgün Hanım. Bunları henüz bilmiyoruz. Bunlar dediğim gibi yaygın olan muhtemelen 6 ay sonra aşılarla ilgili muhtemelen değil kesin 6 ay sonra aşılarla ilgili başka şey konuşacağız. Bir sene sonra başka konuşacağız. Eğer bu salgın devam ederse 3 sene sonra başka konuşacağız. Şu an uygulanmaya başlayan aşıların bir kısmından muhtemelen vazgeçeceğiz. Belki şu an hala hiç ortada olmayan yeni çıkacak bir takım aşıları kullanacağız. Yani o yüzden hani söylediğiniz mantığı anlıyorum. Ben de zaten eski bir hekim olduğum için buna çok daha yatkınım böyle düşünmeye ama diğerlerinden üstünlüğü konusunda kanıtlanmış bir şey yok. Fakat sonuçta hani bize de soruyor bazen hastalarımız soruyor, çevremizdeki insanlar soruyor. Sonuçta şu konuda gerçekten aşılar en azından şimdilik sınavı geçti. Öyle bir endişe Çok de güzel. var. Bu Yan güzel. etki Evet. yapar. Evet, bu fazlık Yani çalışması falan. onu geçti. Evet. Ağır hastalıktan koruyuculukla ilgili %100 deniyor ama o da belli değil. Çünkü şöyle oluyor aşıyı şimdi diyelim ki 1 milyon kişiye aşı uyguladınız. Bunun içerisinde 1.000 kişi hastalandı ama ağır geçirmedi. Ama
o zaman %100 koruyucu deniyor bilimsel yöntemle. Anladım, ayarın 10 milyonda çıkarsa bilemiyor. Ama ağır hastalıktan da koruduğu... Kesin diyorsunuz aşağı. En azından koruyor yani biliyoruz. Evet evet. Yani o bu durumda da bulduğunuz aşı neyse zaten aşının milliyetçiliği olmaz. Çin aşısı olmaz hani onu günlük dilde kullanıyoruz da aşı Çin'de bile olsa olur. Evet. Gidin Çin'de alın. Bile olsa Almanya'dan olur. Almanya'dan da alın. Nereden geliyorsa bulduğunuz aşıyı şu an bilimsel olarak bu kriterleri karşılayan uygulamada olan hakikaten herkesin olması gerekiyor. Evet. Hocam tabii soracak çok soru var ama şunu da sormak istiyorum. Tavsiyeleriniz nedir bizim izleyicilerimize? Şunu da sorayım. Siz tabii mutlaka çok hazin olaylar da geliyor size. Çok farklı şeyler yaşıyorsunuz doktorlar, sağlıkçılar olarak. Bunlar hiç kolay şeyler değil. Bir de toplumun psikolojisi de oldukça sarsıldı, bozuldu. Yani en ufak bir şey olsa eyvah şöyle oldum, böyle oldum, insanlar panik halinde. Bunları nasıl toparlayacağız? Nasıl insanlarımızı gene normal hayata döndürebileceğiz? Hadi her şey bitti diyelim. Vallahi bu esas itibariyle hani siyasetin işi. Hani bizi yönetenler düzgün politikalar geliştirecek ve gerçekten salgının etkisi kırılacak, düşecek. Hatta keşke daha önce bu koronavirüs ailesinin de diğer üyelerinin yaptığı gibi SARS'da, MERS'de olduğu gibi keşke bir gün çıkıp gitse. Onlar da çok endişe yaratmıştı. Biri evet. Çin'de kaldı, diğeri Arabistan'da kaldı ve onda yayılmadı. Keşke gitse ama bunu o ihtimal biraz zor onun üzerinden hesap yapılamaz. O zaman hani politikacılar düzgün politikaları yürütecekler. Ya vatandaş olarak şunu da söyleyeyim. Hani şöyle bir şey de aşı yaygınlaşınca gelişmeye başladı. Hani ya aşı oldu, aşı mı oldum, o zaman güvendeyim. Yok, böyle bir şey yok. Dediğim gibi ağır hastalıktan koruduğunu gösteriyor. Ben oldum, iki dozumu da oldum. Artık baktırmadım ama antikor da gelişmiş olması gerekiyor. Ama aşı olmadan önce nasıl yaşıyorsam gene aynı yaşıyorum. Yine korunuyorsunuz. Yani. Yine korunuyorsunuz. Tabii, yani vatandaş olarak zaten yapabileceğimiz şeyler çok fazla değil. Yani evet, hijyenimize dikkat edeceğiz. Elimizi sık sık yıkayacağız. Evet, maskemizi takacağız. Evet, birbirimizle mesafemizi koruyacağız. Bu arada hani belki şunu ekleyebilirim. AKP ile de aramıza mesafe koymak da hepimiz açısından fayda var. Hepimizin sağlığı. Ama hepimizin sağlığı böyle. Onlar hep bize diyorlar ya, şunun arasına mesafe koy, bunun arasına. Vallahi AKP ile aramıza mesafe koyalım. Çünkü bizi öldüren sadece koronavirüs değil. Evet, kocaman bir soru işareti koydunuz masaya. Teşekkür ediyorum. Peki ben benim size sormayı unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz başka bir şey varsa lütfen onu da alayım. Ya çok özel bir şey yok ama hani gerçekten işte aynı zamanda 14 Mart Tıp Haftası. Evet. Bu sefer biraz daha uzatılmış olarak biz etkinliklerimizi yürütüyoruz ve 11 Mart'ta pandemiyle beraber birleşmiş oldu. Tarihler de çok yakın oldu. Evet. Ve biz hani şunu söyledik, belki en sonunu söyleyebilirim. Eksik, yanlış, tutarsız politikalar ve getirilen hayatlar. Ve biz bütün kaybettiklerimizi, başta meslektaşlarımız, sağlık çalışanları ve diğer bütün kaybettiklerimizi şöyle andık. Sevgi, özlem, yas ve öfke. Sevgimiz, özlemimiz, yasımız. Kaybettiklerimize, öfkemizle bize bunları yaşatanlara. Hocam çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Başınızın etini yedim biliyorum. Estağfurullah, olur mu? Rica ediyorum. Ama teknik aksaklıklar yüzünden de kusura bakmayın. Estağfurullah, ne demek, olur mu öyle şey? Saygılar sunuyorum her zaman size. Ekranımız açık. Tamam. Söylemek istediğiniz her konuda burada olabilirsiniz. Tamam, İstanbul Tabipler Odası doktorlarına ve bütün sağlıkçılarına sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz sizin nezdinizde. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun efendim.